لا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عليكم السلام ورحمة الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Değerli kardeşler, namaz hükümleriyle alakalı yapmış olduğumuz derslerimiz bugün de devam ediyor. Kaldığımız yerden tekrardan başlayacağız. Geçen hafta hatırlarsanız cemaatle namazın hükmüne değinmiştik. Önemine değinmiştik. Ve bu cemaatten maksut olan, kastedilenin de ezan duyulan caminin cemaati olduğunu ilim ehlinin sözlerinden nakletmiş. Özür olmadan bu cemaate katılmayanlarla ilgili de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumuştuk. Bugün yine cemaat yapılan namazlara bağlı olarak yapılan hatalar ve bununla ilgili olan hükümlerle ilgili bazı konulara değineceğiz. İlk konumuz, biliyorsunuz yeryüzünde 3 tane cami var. 3 tane mescit var ki bunlarda kılınan namazlar diğerlerinde kılınan namazlara oranla daha faziletli. Buradaki kılınan namazların faziletini, üstünlüğünü biz nereden biliyoruz? Vahiy kanalıyla, vahiy aracılığıyla biliyoruz. Yoksa Mekke'deki Mescid-i Haram'ın yahut Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin yahut Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın diğer camilere olan, içinde kılınan namazlara olan üstünlüğünü ölçebileceğimiz, tartabileceğimiz neyimiz yok? Bir aletimiz, elimizde bir ilmimiz yok. Genel kanı Mescid-i Aksa'da kılınan namazın diğer camilerde kılınan namaza oranla ne kadar daha faziletli olduğu genel kanı olarak söylüyorum. 500. Değil mi? Halk arasında insanlar diyor ki ki ilk bölümü doğru. Mescid-i Haram'da kılınan namaz 100.000. Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınan namaz 100.000. Düşünebiliyor musunuz? 100.000. Medine'de kılınan namaz 1000. Evet, bu ikisi doğru. Mescid-i Aksa'da kılınan namazın da 500 olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili bazı rivayetler var, ancak rivayet, yani 500 ile alakalı rivayet zayıf. 500 hususuna değinen rivayet zayıf. Çünkü ravilerinden Said bin Salim el-Kaddah zayıf olarak vasf olunmuş bir ravi. Ondan dolayı demiyor ki, ve yine başka yerlerde geçen rivayetlerde de senedinde zayıf olan raviler var. Sahih olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan da bize naklolunan şu rivayette diyor ki Ebu Zer Gıfayr radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيُّهُمَا اَفْضَلْ اَمَسْجِدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda
konuştuk, bahsettik, değindik, tartıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi mi daha efdaldir yoksa Beyt-i Makdis mi? Mescid-i Aksa mı? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki diyor, salatun fi mescidi afdalu min erba'i salavatin fihi. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, benim mescidimde, yani Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, orada kılınan dört namazdan daha faziletlidir. Diyor ki, وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّاهُ. Ancak Mescid-i Aksa ne kadar güzel bir namazgahtır. وَلَيُوشِكَنَّ اَنْ يَكُونَ لِلْرَجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ. Öyle bir zaman gelecek ki bu zaman yakındır diyor aleyhissalatü vesselam. Bu da onun mucizelerinden bir tanesi. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir insanın diyor bileğinin, atının ipi kadar bir araziye, bir toprak parçasına sahip olması orada diyor. Haysu yara minhu beytel makdis. Ve oradan diyor, yani bu arsa öyle bir arsa ki Beytül Makdis'i görüyor, gördüğü bir arsa. Hayrun lehu mer dünya cemi'an. Dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bazı ilim ehli bu hadisi kaderken diyorlar ki, yani gerçekten bugün orada Beytül Makdis'te orayı gören bir yere sahip olmak mümkün olmayacak kadar zor ve değerli. Zor ve değerli. Bir rivayette de hayrun lehu mined dünya ve ma fiha, diyor ki dünya ve içindekilerden nedir? Daha da hayırlıdır. Bu hadisten de anlıyoruz ki bu hadisi İbn Tuhman meşrihasında onun yoluyla Hakim Müstedrek'inde, İbn Asakir Tarih-i Dimeşk'te, Tahavi Müşkilil Asar'da ve Beyhaki'de rivayet etmiş bu hadisi. Anladığımıza göre, ilim ehlinde zikrettiğine göre demek ki Beyt-i Makdis'te kılınan bir namaz ne kadar arkadaşlar? 250. 250. Yine bir aleyhissalatü vesselam kendi mescidinde kılınan namazın dört kat fazlası olduğunu söylüyor. Evet. Bu meseleye de değindikten sonra yine özel bir hususla alakalı bir meselemiz var. Mescid-i Nebevi ile alakalı özellikle. Bazıları zannediyor ki Mescid-i Nebevi'nin içinde oraya bahşedilen fazilet ki 1000 namaz, o namazın eğer Mescid-i Nebevi'nin eski dönemdeki sınırları içinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki mescidin içinde kılınırsa, o sevaba nail olunabileceğini, bugünkü haliyle, yüzlerce metre uzamış şekliyle, yeni eklenen binalarında, bölümlerinde kılınan namazın bu sevaba girmeyeceği hissiyatında olanlar var. Onun için bakıyorsunuz ki illa o eski bölümde namaz kılmaya çalışıyorlar. Ancak ilim ehlinden de çok nakil var. Hatta sahabeden Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'dan bir rivayette diyor ki, لَوْ مُدَّ مَسْجِدُ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِلَى ذِي الْحِلَيْفَ لَكَانَ مِنْهُ. Diyor ki Ömer, şayet Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi mikat, bugünkü mikatın olduğu Zil Hileyfe'ye kadar uzasaydı, yani oraya kadar yapılsaydı, uzatılsaydı ne olurdu? Aynı. Orası da mescitten sayılırdı. Aynı olurdu. Aynen bu şekilde söylüyor. Bir lafızda da diyor ki, وَلَوْ زِدْنَا فِيهِ حَتَّى بَلَقَ الْجُبَّانَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Cübbane bölgesi ne kadar diyor yapsak uzatsak, ki biliyorsunuz Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında radıyallahu anhum Peygamber aleyhisselamın mescidi ne yapılıyor? Genişletiliyor öyle değil mi? Genişletiliyor. Yani ne taraftan genişletiliyor? Hatta dikkat edin, Peygamber aleyhisselatü vesselamın namaz kıldığı yerin ön tarafına doğru, kıble tarafına doğru genişletiliyor. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında
bu yapılan genişletmeden sonra insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldırdığı yerin önünde ne yapıyorlar? Namaz kılmış oluyorlar. Çünkü mescit nereye doğru genişletilmiş oldu? Öne doğru, ileri doğru genişletilmiş oldu. Bu sebeple hiçbir sahabe ve selef ne yapmıyor? Burada namaz kılma konusunda ve eski tarafa gidip orada namaz kılma konusunda bir tür dikkat göstermiyor. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah da diyor ki: "Fakat ca'atil a'saru bi anna hukm az-ziyadati fi mescidihi sallallahu aleyhi ve sellem hukmul mazid tud'afu fihi as-salatu bi 1000 salah." Nebi Aleyhisselatü gelen eserlerde diyor, anlaşıldığına göre, sahabelerden gelen rivayetlerde anlaşıldığına göre, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın camisine Mescid-i Nebevi'ye eklenen yeni kısımlarda kılınan namazın hükmü aynı Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında hayattayken mescidin sınırladığı o yerde kılınan namazın hükmüyle aynıdır. Yani diyor namazın sevabı 1000'dir. 1000 namaz arkadaşlar düşünebiliyor musunuz ecri? Onun için imkanı olan, fırsatını bulan umreye gitmeye gayret göstersin, hacca gitmeye gayret göstersin. Orada kıldığı 2 rekat namaz 1000 namaza mukabil fazilet bakımında. Buradan da bunu anlamış olduk. Evet. Şimdi diğer konumuza geçelim. Evet. Yine camilerde cemaatle ilgili bilinen ve yaygın olan bir yanlış, çocukların camiden çıkartılması. Hatta birçok arkadaşımızla, kardeşimizle konuştuğumuz zaman çocuklarıyla camilere gittiklerinde yaşlıların işte camiye çocuk getirilmez diyerek çocukları camilerden, cemaatten dışarı çıkardıklarına şahit oluyoruz ya da yaşayanlar bize aktarıyorlar. Hatta bazıları bununla ilgili şöyle bir hadis naklediyor. Cennibu mesacidekum sibyanekum. Ne demek? Cennibu mesacidekum sibyanekum. Mescitlerinizden sibyanları yani çocukları ne yapın? Uzaklaştırın. Tabi bu hadisin aslı, esası yok. İmam Bezzar diyor ki la asla lehu. Böyle bir rivayetin aslı, esası yok. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baktığınız zaman namazdayken Hasan ve Hüseyin sırtına çıkıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hutbedeyken onlar gelince merdivenlerden inip onları kucağına alıyor. Aleyhisselatü Vesselam döneminde çocuklar ne yapıyorlar? Camiye geliyorlar. İmam Malik Rahimahullah böyle bir soru sorulunca diyor ki şayet diyor, çocuk diyor hani edep ahlak kurallarını öğrenecek seviyedeyse camide diyor hani böyle şımarmayacak, ciddi manada insanların huzurunu bozmayacak bir şekilde abesle meşgul etmeyecekse insanları fela arabe esen. Yani bir beys yok. Camiye getirilebilir diyor. Ve en kâne sagîran la yakirru fîhî ve ya'beth. Ancak küçük, yerinde durmuyor. Ve insanları aşırı derecede meşgul ediyorsa fela uhibbu zâlik. Yani bunu hoş görmüyorum diyor. Çocuğu camiye getirdin. Zıplıyor, hopluyor, bağırıyor, çığlık atıyor. Onun patkesini çekiyor, bunun pantolonuna tutunmuş şeyler yapıyor. Böyle aşırı derecede dikkat bozuyor. O zaman ne yapmayacaksın? Bu çocuğu camiye getirmeyeceksin. Bir de binden bu hani cami, cemaatle alakalı konuya değinmişken çoğu vaizlerin kürsüde değindiği, özellikle Ramazan zamanı zekat verme dönemi geldiğinde anlattıkları bir kıssa var. Sahabe hakkında olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki sahabeden Sa'lebe bin Hatib radıyallahu anh böyle bir zat vardı. Bu adama ne deniyordu? Hamametul mescid. Ne demek hamametul mescid? Mescidin güvercini. Caminin güvercini. Yani cami kuşu. Biz hani kuş deriz ya Türkçe'de. Bir yerin kuşu ne demek? Orayı seven. Oradan ayrılmayan. Ta ki para kazanıyor. Zengin oluyor. Başlıyor. Önce cemaati terk etmeye, sonra cumayı terk etmeye, sonra bayram namazlarını terk etmeye, işte zekatını da vermemeye başlıyor. Para da geldi ya. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bir gün, tövbe etmek istediğini söylüyor ama Aleyhisselatü Vesselam onu kabul etmiyor. Ne
onun kabul ediyor. De vereceği zekatı kabul ediyor. Sonra peygamberden sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya geliyor. Aynen Ebu Bekir de radıyallahu anhu kabul etmiyor. Ömer radıyallahu anhu'ya geliyor yine kabul etmiyor. Bu şekilde hüsrana uğramış bir şekilde ölüyor kıssaya ve hikayeye göre. Maalesef bunu Türkiye'nin böyle hani dini cemaatlerin okumuş olduğu en saygın gazetelerde bile ben kendi gözlerimle okudum. Böyle Ramazan zamanı, zekat zamanı geldiğinde bilinen tanınan hocalar Salebe kıssası diye insanları zekat vermeye teşvik etmek için anlatıyorlar. Birçoğunuz duymuştur Salebe kıssası diye. Caminin kuşu ne hale geldi? Peygamberin huzurundan kovulan, Ebu Bekir ve Ömer'in huzurundan kovulan bir adam haline geldi. Yani bu anlatılan kıssa birçok ilim ehli tarafından, cumhuru tarafından, tefsirciler tarafından, hadisçiler tarafından ne yapılmış? İnkar edilmiş, reddedilmiş bir olay. Zayıf olarak işaret edilmiş bir olay. İbn Hazm güzel bir şey söylüyor bu kıssayla alakalı, bu olayla alakalı. Diyor, فَلَا يَخْلُوا ثَعْلَبَا مِنْ اَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا. Diyor ki, biz bu olaydan anlıyoruz ki Salebe Müslümandı. Şayet Müslümansa, yani Müslüman olduğunu kabul edersek diyor. Bu durumda fardun ala Ebi Bekir ve Ömer kabdu zekati. Eğer bu adam Müslümansa, Müslüman olarak ölmüşse veya Müslüman olarak yaşamışsa Ebu Bekir'e ve Ömer'e onun zekatını alması, getirdiği malı alması neydi? Farz. Devlet başkanı olarak sana adam ibadetini yapacak, ibadetini verecek. Onun zekatını alman farz. Öyle değil mi? Ve inkâne kâfıran şayet kafir ise Müslüman olarak ölmediyse veya Müslüman olarak kabul edilmediyse o zaman da diyor ki Arap Yarımadası'nda o dönemde yaşaması mümkün değil. Çıkarılmış olması lazım. Çünkü Arap Yarımadası'nda müşrikin ve kafirin yaşaması nedir? Yasaktır. O zaman diyor ki فَسَقَتَ هَذَا الْأَثَرُ بِلَا شَكْ. Yani bu kıssanın anlatıldığı bu olay sakıttır. Yani itibar edilmeyecek kadar dersin. Ki bunu neye binaen söylüyoruz? Olayın kıssanın senedine baktığınız zaman, ravi zincirlerine baktığınız zaman ne yapılmıştır? Birçok müfessir, tefsirci tarafından, birçok hadis alimi tarafından zayıf olarak zikredilmiştir. Evet. Gelelim bizim memleketimizde çok yaygın olan cemaate bağlı olarak, camide kılınan namaza bağlı olarak yapılan bir hataya. O da namazdan sonra insanların toplanıp ne yapması? Birbirlerine selam verip Allah kabul etsin, yani Allah kabul etsin deyip musafaha etmeleri. Namaza bağlı olarak ne yapılıyor? Camiden çıkıldığı zaman caminin önünde tekabbelallah deniyor. Değil mi? Minna ve minkum deniyor. Tabii yani asıl itibariyle bir Müslümanın bir Müslümanla karşılaştığı zaman selam vermesi ve musafaha yapması sünnet olan bir davranış, meşru olan bir davranış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِذَا لَقِيَ أَحَادُكُمْ أَخَاهُ. Sizlerden birisi kardeşiyle karşılaşır. Karşılaşırsa فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. Ona ne yapsın? Selam versin. فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ. Velev ki diyor aralarında karşılaştıktan sonra aralarına bir ağaç girse yahut bir duvar girse, yahut bir taş kaya girse, ثُمَّ لَقِيَهُ. Sonra bir daha karşılaşsalar, فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ اَيْدًا. Yine selam versin. Sizler biliyoruz, hani namazını iyi kılamayan bir adamın hadisi vardı. Aleyhisselatü Vesselam, اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ diyor ya, git dön, sen bir daha namaz kıl, çünkü sen namazını ne yapmadın? Kılmadın. Gidiyor adam, namazı kılıyor eski bildiği şekilde. O tabii yine olmuyor. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, selamun aleyküm diyor. Yine selam veriyor. Aleyhisselatü Vesselam ona demiyor ya kardeşim az önce selam verdin. Şurada namazını kıldın bir daha geldin bir daha selam verme demiyor. Yine gönderiyor Aleyhisselatü Vesselam. Git diyor. Bir daha namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Yine namazını kılıyor kendi bildiği şekliyle. Yine geliyor selamun aleyküm diyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Ondan sonra yine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen git dön namaz kılmadın bir daha namazını kıl. Demek ki ilim ehli de bunu söylüyor. Eğer diyor bir kimse arkadaşıyla kardeşiyle yeni bir yerde birden fazla karşılaşırsa kısa zaman diliminde ne yapabilir diyor.
ona sünnet verebilir ikinci, üçüncü defa. Bu diyor sünnettir. Evet, bu sünneti yaşamamız lazım. Aleyhisselatü vesselam efşus selam diyor, selamı yayın diyor. Hatta namazda bile İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste diyor ki haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila kuba yusalli fihi. Aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz her hafta evinde temizlenerek, abdestini alarak Kuba'ya giderdi. Kuba. Tabi oradaki kulle sebt her hafta da anlaşılabilir. Her cumartesi de anlaşılabilir Arapçada. Bazı ilim ehli her hafta diyor. Bazıları diyor ki cumartesi günleri. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kim evinden temizlenerek Kuba'ya giderse diyor, orada namaz kılarsa iki rekat, ona ne sevabı vardır? Umre sevabı vardır. Yani Medine'ye gidildiğinde Kuba'dan ne yapılır? Bu şekilde ziyaret edilir. İbn-i Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya namaz kılmak için çıktı. Mescid-i Nebevi ile Kuba yaklaşık olarak 4-5 kilometre bir mesafe şu anda. فَجَاءَدْهُ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. Ensar aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor Medineliler. Ve aleyhissalatü vesselam namazdayken, Kuba'da kıldığı namazdayken Ensar ona selam veriyor. Selamu aleyküm. Namazda kılıyor. Namaz içinde aleyhissalatü vesselam. قال فَقُلْتُ لِبِلَالِ كَيْفَ رَعَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. İbn-i Ömer soruyor şimdi Bilal'e. Dedim ki diyor Bilal'e, Ensar'ın Allah Resulüne vermiş olduğu selamı nasıl karşılık verdiğini gördün mü? Nasıl karşılık verdi? Sahabe bunu da merak ediyor. Fıkıh. Amel edecek onunla. Diyor ki hatta kenu sallimun aleyhi ve yusalli. Kale yekulu hakeza ve basata keffeh ve basata Cafer ibn-i Avn keffeh ve ceale batnehu esfel. Aleyhisselatü vesselam diyor basata keffehu. Avucunu ne yaptı? Şöyle açtı. Vajala aynı şekilde Cafer ibn Avn da diyor avucunu açtı bu şekilde. Vajala batnahu esfel, avucunun içini yere aşağıya doğru. Vajala zahrahu ilal fawq, avucunun üstünü de elinin üstünü de yukarı duracak bir şekilde selamlarını aldı. Demek ki namazda iken birisi size selam verirse, selamu aleykum derse siz nasıl selam alacaksınız? Aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı gibi bu şekilde elinizi kaldıracaksınız. Aleyküm selam demeyeceksiniz. Namazda çünkü selamı bu şekilde alamazsınız. İmam Ahmet İbn-i Amel ve İshak İbn-i Rahüvey bu hadisten dolayı diyorlar ki evet namazda ne yapılabilir? Selam alınabilir. Bu hadis Ebu Davud'da Sünen'de rivayet olmuş. İmam Ahmet Müsned'de rivayet olmuş. İsnadı da sahih. İmam Mervezi diyor ki Ahmet İbn-i Amel'e dedim ki Üsellimu ala kavm ve hum fissalah. Birisi namazda olan bir topluluğa selam verir mi? Dedik diyor naam. Evet verir. فَذَكَرَ قِصَّةَ بِلَالْ حِينَ سَأَلَهُ بْنِ عَمَرْ كَيْفَ كَانَ يَرُدْ. Ve Ahmet İbn Hanbel az önce okumuş olduğumuz hadisi delil getiriyor Mervezi'ye. Diyor ki İbn Ömer'in Bilal'e sormuş olduğu hadis bu konuda nedir? Delildir. Aleyhisselatü Vesselam Kuba Mescidindeyken ne yaptı? Kendisine selam veren Ensar'ın selamını bu şekilde aldı. Evet. Hocam, Allah kabul etsin demek... Gelecek. Daha sonra. Evet. Evet, İlim Ehlinden nakiller yapalım. İmam El-İz İbni Abdüsselam diyor ki, El-Musafahatu akibas-subhi vel-asri minel bid'a. O alimin yaşadığı dönemlerde anlıyoruz ki sabah ve ikindi namazlarından sonra ne varmış? Musafaha. Sabah ve ikindi namazlarından sonra musafaha. Diyor ki bu diyor bidat olan davranışlardandır. İlla liqadimin yectemi'u bimen yusafihuhu kablessalâ. Ancak diyor dışarıdan gelen bir insan kardeşini, arkadaşını camide görürse, orada buluşursa ondan tabii ki ne yapabilirsin? Musafa edebilirsin. Ama sen az önce camiye girmişsin, görüşmüşsün, selam vermişsin, konuşmuşsun. Dışarıda bekliyorsun ki bir daha ona ne yapacaksın? Allah senin namazını kabul etsin diyerek tokalaşacaksın. Diyor ki فَاِنَّ الْمُسَافَحَةَ مَشْرُوعَةٌ عِنْدَ الْقُدُومِ. Zira diyorlar musafaha bir kimsenin bir kimseyle karşılaştığı zaman yapacağı bir sünnettir.
bu şekilde meşrudur. Ve kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem ye'ti ba'da salah bil ezkâr el meşru'a. Nebi aleyhissalatü vesselam namazını kılar. İnşallah bugün vakitimiz yeterse aleyhissalatü vesselamın namazdan sonra yapmış olduğu, çekmiş olduğu zikirlere değineceğiz. Hangi zikirleri çekendi? O zikirleri tek bir sıyrada, tek bir şekilde değil. Sünnette geldiği üzere farklı farklı yapardı. Aleyhisselatü Vesselam selam verdikten sonra arkasına döner. Üç kere Estağfirullah, 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 Allahümme ente selam, ente selam, Tebarek ya Celal ve İkram der, arkasına dönerdi. Bunun dışında ne yapmazdı Aleyhisselatü Vesselam? Kalkıp ondan sonra insanlarla tokalaşıp Allah kabul etsin, tekabbel Allah demezdi. Aynı şekilde Lekinevi diyor ki قَدْ شَاعَ فِي أَصْرِنَا هَذَا فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ. Maalesef diyor, birçok diyor beldede, birçok kentte, birçok şehirde diyor bu yayıldı. Hususan fi bilad dikin. Dikin diyor bölgesinde, Hindistan'ın bir bölgesi. اَلَّتِ هِيَ مَنْبَعُ الْبِدَعِ وَالْفِتَنِ. Buralarda diyor maalesef bu diyor bu topraklar bidatlerin ve fitnelerin diyor kaynağı olan yerler. Burada diyor iki husus çokça yayıldı. Diyor, birincisi اَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَقْتَ صَلَاتِ الْفَجْرِ بَلْ يَدْخُلُونَ وَيُسَلُّونَ سُنَّةِ. Diyor ki camiye girdikleri zaman insanlar selam vermiyor. Maalesef bizim memlekette de var. Mesela Arap topluluklara gittiğin zaman camiye giriyorlar. Esselamu aleyküm diyor camiye girerken. Ve camideki herkes aleyküm selam. Çünkü sen Müslüman kardeşine karşılaşırsın. Orada selam vermen gerekiyor. Sünnet olan bu. Diyor ki bu alim kendi dönemini anlatıyor. İnsanlar diyor sabah namazında diyor camiye giriyorlar. Selam sabah yok. Sonra diyor ثُمَّ يُسَلُّونَ الْفَرْضِ. Sonra diyor farz namazı kılıyorlar. وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ الْفَرَغَ مِنْهُ. Sabah namazını bitirdikten sonra birbirlerine selam veriyorlar. وَهَذَا أَمْرٌ خَبِيحٌ. Diyor bu çok çirkin bir olay diyor malum. فَإِنَّ السَّلَامَ اِنَّمَا وَسُنَّةٌ عِنْدَ الْمُلَاقَاتِ. Çünkü diyor selam karşılaşınca bir Müslümanın bir Müslüman kardeşiyle karşılaştığı zaman yapması gereken bir sünnettir. İkinci çirkin bidat ise diyor اَنَّهُمْ يُسَافِحُونَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعَةِ. Sabah ve akşam namazlarında, cuma ve bayram namazlarında diyor ne yaparlar? Toplanırlar, musafahalaşırlar. Yapılması gereken, yapılmadığı takdirde kötü gördükleri ve bir ibadete bağlı olarak yaptıkları şeyden bahsediyor. مَا أَلَّ مَشْرُعِيَةَ الْمُسَافَةَ اَيْدًا اِنَّمَا هِيَ اِنْدَ اَوَّلِ الْمُلَاقَةِ. Çünkü diyor, bir Müslümanın bir Müslümanla diyor, musafaha yapacağı yer neresidir? Onunla ilk karşılaştığı yerdir. Hatta Akhisarlı Ahmet Efendi, onun bir kitabı var, Mecalisul Ebrar, Osmanlı alimlerinden, diyor ki, مِنَ الْبِدَعِ الشَّنِيعَ. Çirkin bidatlerden bir tanesi de diyor, الْمُسَافَحَةُ حَسَنَةٌ فِي حَالِ الْمُلَاقَاتِ. Diyor ki, insanın diyor, Müslüman kardeşiyle yan yana geldiği zaman tokalaşması nedir? Musafaha yapması güzeldir. وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالِ الْمُلَاقَاتِ. Ama karşılaşmadığın bir zaman diliminde, yani bir karşılaşma yok. مِثْلُ كَوْنِهَا اَقِبَ صَلَاتُ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. Cuma'dan sonra veyahut da bayramdan sonra yapılanlar gibi diyor, bakın. كَمَا هُوَ الْعَادَ فِي زَمَانِنَا. Bu zamanda yapıldığı üzere diyor, kendi zamanından bahsediyor. Bunu ne olarak bahsediyor? Çirkin bidatlerden bahsediyor. Bununla ilgili uzun bir şekilde konuşuyor. Aynı şekilde Şafii alimlerden İbn Hacer el-Heytemi diyor ki مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ اَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَكْرُوهَةٌ. Mekruhtur. لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ. Şer' ve şeriatta, dinde bunun bir aslı yoktur. Yani insanlar ibadete geliyorlar, namaz kılıyorlar. Sonra namazdan sonra sıraya geçip bir tören haline dönen bir şey eda ediyorlar. Bu musafahanın dinde yeri var mı? Var. Dindeki yeri neresi? Bir Müslümanın bir Müslümanla karşılaştığı zaman ona selam vermesi. Ama namazdan çıktıktan sonra bekleyeyim de veya işte toplan göreyim de
Bir tokalaşayım, tekabbel Allah diyeyim, Allah kabul etsin diyeyim. Öyledir arkadaşlar. Bidattir. Yapılan diğer bir hata arkadaşlar, cemaatle namaz kılarken yapılan diğer bir hata. İmam ayrılmadan, kıbleden yüzünü yönünü çevirmeden ne yapılmaz? Namazdan kalkılıp ayrılmaz. Diyor ki Şeyhülislam Teymiye, يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ اَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْاِمَامِ اَيْ يَنْتَقِلَ عَنِ الْقِبْلَةِ Cemaat diyor ancak cemaate uygun olan, cemaatin yapması gereken doğru davranış, imam kalkıp kıbleden yönünü çevirince ancak ayrılması gerekiyor cemaatin. Tabi burada Şeyhülislam Teymiye biliyor. Diyor ki وَلَا يَنْبَغِي لِلْاِمَامِ اَنْ يَقْوَدَ بَعْدَ السَّلَامِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ İmam da diyor ne yapmamalı? Selam verip farz bittikten sonra hala yüzü kıbleye doğru dönmüş bir şekilde o oturuş haliyle beklememeli. Sünnet olan ne? Üç kere estağfurullah. Ondan sonra Allahümme ente selam, aminke selam, tebarek ya da celal ve ikram deyip arkasını cemaat ölmek ya da kalkıp başka bir yerde ne yapayım namazı bu? Mesela. Diyor ki وَاِذَنْ تَقَلَ الْاِمَامِ İmam yerinden kalkar yani kıbleden yüzünü, yönünü çevirirse فَمَنْ اَوَادَ اَنْ يَقُومَ قَامَ Kim isterse artık kalkar. وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَقُودَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فَعَالِ Kim de oturup Allah'ı zikretmek isterse yapar. O şekilde olduğu yerde kalır. Ben bazı kardeşlere dikkat ediyorum bu konusunda. İmam selam verirler mi? Hop, kalkıp camiden çıktıklarını yahut da arkaya doğru geçtiklerini görüyorum. Hayır. Doğru olan davranış, imam, ki bizim memleketimizde hemen farzdan sonra nafile sünnet kılındığı için en azından imamın ne yapmasını bekleyen arkadaşlar? Ayağa kalkıp nafile namazı kılmaya başlamasını bekleyin. Hemen sağa selam verdi imam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ondan sonra yok. Ayağa kalkmayın. Tabi bununla ilgili olarak başka bir husus var. Hata var. O da cami cemaatinin yapmış olduğu hata. Farz namazı kılınır kılınmaz cemaat ne yapıyor hemen? Hemen sünnete kalkıyor duruyor. Hemen. Meşru olan ne? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti nasıl? Farz namazı kıldıktan sonra ne yapmak? Namazın tesbihatını yapmak, zikirlerini yapmak. Farzdan sonra. Rivayetler o şekilde geliyor. Aleyhisselatü vesselam. Mektube diye kayıt altına alınmış. Farz namaz. Nafilelerde ne yapıyoruz? Sadece estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme entesselamu minkesselam. Tebarek teyadel celal ve ikram deyip kalkıyoruz. Farz namazdan sonra ne yapacağız? Oturacağız, tesbihimizi çekeceğiz. İmam ayrı kendi başına çekecek. Cemaat ayrı kendi başına çekecek. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sahabeler diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir namazı diğer bir namazın peşine birleştirmemizi yasakladı. Birleştirmememizi emretti. İki namazın arasını ya konuşarak yahut da yürüyüp giderek yani çıkarak ayırmamızı söyledi diyor sahabeler. Yani farz namazla sünnet namazının arasında ya konuşma olacak ya da kalkacaksın gideceksin. Hemen farzın akabinde hemen sünnete durmayacaksın. Allah Ömer'den razı olsun. Az sonra rivayet okuyacağız. Yine kalkıyor oraya. Farzdan sonra böyle direkt ayağa kalkanları görünce oturtuyor, oturun diyor. Sizden öncekinden diyor bundan dolayı helak oldu. Peygamberin huzurunda. Rivayetleri okuyalım bununla alakalı. Ömer İbn-i Ebi El-Huvar Enne Nafi İbn-i Cübeyr Erselahu ile sahib İbn-i Uht Nemr Ömer İbn-i Ebi Huvar'ı bu Ömer İbn-i Hattab değil. Nafi İbn-i Cübeyr kime gönderiyor? Üçüncü bir şahısa. Es-Sahib bin Uht Nemr'e gönderiyor. Yani Nafi Ömer'i sahibe gönderiyor.
يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. Muaviye'nin radıyallahu anh'ın bu Nafi'yi bir şey yaparken görüyor. Bunu sorduruyor Nafi'ye. Git diyor ona sor. Seni gördü Muaviye böyle bir şey yaparken. Git diyor sahibe sor. Kale naam. Diyor ki sallaytu ma'hul cum'a fil maksura. Maksura'da diyor Muaviye ile cuma namazını kıldım. Felemma sellemel imamu kumtu fi makami. Fasallaytu. Diyor ki cumayı kıldıktan sonra diyor imam selam verince hemen kalktım, kalktığım yerde namazı kıldım, az önceki cumayı kıldığım yerde hemen sünneti kıldım, kalktım aya farzın akabinde hemen sünneti kıldım. Bugün de birçok insanın yaptığı gibi camilerde. Diyor ki felemma dekhale ersele ileyye, içeri girince diyor bana birisini gönderdi. Fekale la ta'ud lima faalt. Dedi ki diyor, bu yaptığını bir daha yapma. Muaviye diyor. Radıyallahu anh. İzâ salleytel cum'a felâ tasilhâ bisalâh. Cuma'yı kıldığın zaman akabinde başka bir namazı hemen kılma. Hatta tükellime ev tahruca. Ya arada konuş ya da namaz kıldığın yerden çık, evine git, dükkanına git, orada kıl. فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَمَرَنَا, bize emretti, bizalik, bunu emretti. اَلَّا تُوْصَلَ صَلَاتٌ بِصَلَاتٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ اَوْ نَخْرُجُ. Konuşmadığımız ve namaz kıldığımız yerden ayrılmadığımız zaman bir namazın hemen başka bir namazın ardında kılınmasını ne yaptı bize aleyhisselatü vesselam? Yasakladı. Yani bize böyle yapmamamızı emretti diyor. Uyarıyor hemen. Bu hadisi, eseri İmam Müslim rivayet ediyor. Şimdi bir rivayet var. Bu rivayette önce sahih olanı nakledelim. Diyor ki rivayette enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallal asra. Bir gün aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldı. Fekâme raculun yusalli. Feraâhu Umar. Bir adam da kalkıp namazdan sonra hemen bir namaz kılmaya başladı. Feraâhu Umar. Ömer bunu görüp dedi ki fekâle lehu iclis. Otur. فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ. Ehli kitap namazları arasına bir fasıl, bir ara getirip koymadıkları için helak oldu dedi. Ömer böyle diyor. Peygamberin huzurunda hem de. Biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh öyle mevkiflerde, öyle yerlerde görüş beyan ediyor ki Aleyhisselatü Vesselam'la birlikteyken Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala katından onun görüşünü destekleyen birçok neler iniyor, ayetler iniyor. Şimdi bahsetmiştik, hatırlarsanız. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsene İbnül Hattab. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İbnül Hattab ahsene. İyi yaptı. Yani güzel söyledi, doğru söyledi. Diyor. Bu hadisi Abdurrazzak Musannef'inde, Ahmet İbn Hanbel Müsned'inde zikrediyor. İmam Albani de Silsilet-i Hadis Sahih'de bu hadisin isnadının sahih olduğunu söylüyor ve Şeyh Albani rahimehullah diyor ki El hadis nassun fi tahrimil mubadarati ila salati's sunneti ba'del fariza dun takallumin aw khuruj. Bu da İmam Albani'nin fıkhı. Diyor ki bu hadis Ömer'in davranışı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu ikrar edişi nedir? Bir nastır. Hangi konuda nastır? Delildir. Fî tahrimil mubâdarati ilâ salâtis sünneti ba'del ferîdâ. Farz namazdan sonra hemen kalkıp sünnet kılmanın haram olduğu konusunda. Arada konuşmadan yahut bir yere çıkıp gitmeden farz namazdan sonra hemen sünneti kılmanın haram olduğu konusunda nedir diyor bu?
Nas'tır. Nas. Ne demek nas? Kur'an ve sünnetten delil. Bu sünnetin delili. İbnül Kayyim Rahimahullah Tehzib-i Sünen de diyor ki, Ebu Davud'un şerhi biliyorsunuz. فَمَقْصُودُ عَمَرْ اَنَّ اِتْصَالَ الْفَرْضِ بِالنَّفْلِ اِذَا حَصَلَ مَعَ التَّمَادِ وَطَالَ الزَّمَنُ وَظَنَّ الْجُهَّالُ اَنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْفَرْضِ. Şimdi İbnül Kayyim Rahimahullah Ömer'den 400 sene, 500 sene, 600 sene sonra yaklaşık olarak yaşamış bir alim. Diyor ki Ömer İbni Hattab bununla neyi maksud etti, neyi istedi yani? Niye bu böyle yapılması lazım? Bunun illeti, hikmeti nedir? Diyor ki şayet diyor böyle yapılmaya devam edilirse, bu şekilde yapılmaya devam edilirse ve zamanla geçip insanlar bunun üzerine büyüyüp bunun üzerine yaşlanırlarsa cahiller zannederler ki farz olan budur. Allah'ın dini budur. Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? Camiden farzı kılıp çıkıyorsun, sana mürtet gözüyle bakıyor sanki cami cemaatin. Camiye gelmişsin, sokakta bir sürü insan ezanın okunup okunmaması umurunda değil. Sen bu kış gününde camiye girmişsin, soğuk suyla abdest almışsın, saf, aynı safta omuz omuza saf tutmuşsun. Farzı kılıp sünnet olanı yapıyorsun. Arkandan diyorlar ya bunlar nasıl bir namaz kılıyor, daha namaz bitmeden çıktı. Namaz bitti. İbn-i Kayyım ondan bahsediyor bak. Cahiller diyor zanneder ki bu farz olan budur. كَمَا قَدْ شَاعَ اِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّ. Bak çok güzel bir şey deniyor İbn-i Kayyım rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. Maalesef diyor bugün de diyor kendi çağından bahsediyor. Birçok cahiller katında, cahiller nezdinde şunun Allah'ın dininden sanıldığı gibi. Ne o? Biliyorsunuz cuma günü sabah namazında, cuma günü sabah namazında farzda imamın okuması sünnet olan, ilk rekatta okuması sünnet olan sure hangisi? Secde suresi. Aleyhisselatü vesselam secde suresini okumuş. Ama sünnet bu yani sürekli değil. Secde suresini okuduğu zaman ilk rekatta kaç tane secde yapmış oluyor imam? İlk rekatta. Kaç? İlk rekatta. Üç tane. Niye? Çünkü her rekatta kaç secde var? İki. Evet. Bir de secde suresini okudu. Surede secde geçti. Üç. Diyor ki İbn-i Kayyım Rahimahullah, bugün diyor, cuma günleri diyor, sabah namazında diyor, beş secde yapılmadığı zaman, ilk rekatta üç, ikinci rekatta normal iki rekat, secde yapılmadığı zaman, toplam beş secde yapılmadığı zaman, bunun yanlış olduğu kanısına varıyor diyor cahiller. Yani bu da böyle şey mi olur kardeşim? Biz yani babalardan, atalardan, annelerden gördük camide. Cuma namazı, sabah namazında beş tane ne olur? Secde olur. Bu da ne yaptı böyle şimdi? İlk rekatta iki, ikinci rekatta iki, bir tane secde eksik oldu. Dedikleri gibi diyor, yaptıkları gibi. Maalesef bu da öyle olur. Yani insanlar farz namazını kılıp çıkanları ne yaparlar? Sanki bir farzı terk ediyormuş gibi kınarlar. Sanki günümüzden bahsediyor bir kayın değil mi? Aynı günümüze böyle ışık tutuyor. Gibi bir yanlış dine girdiği zaman onun o dinden çıkarılması o kadar kolay olmuyor. Etle tırnağın birbirine kaynadığı gibi insanlar onu alıyorlar. Nesilden nesile aktarıyorlar. Ancak ondan ne zaman kurtulabilir insanlar? İlmin nurunu, ilmin parıltısını, sünnetin ışığını gördükleri zaman. Bahsetmiş olduğumuz meselenin hikmetlerinden bir tanesi bu. Diğer bir tanesi de artık diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye değiniyor buna. İbadetin adet olan bir şeyden ayırt edilmesi için. Anlayacaksınız. Neyi kastettiğini. Mesela diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye rahimahullah. Bizler Ramazan bayramı namazını camiye namaz kılmak için giderken ne yapıyoruz? Evde orucumuzu yani oruçlu olarak değil, ağzımıza bir şeyler atarak gidiyoruz değil mi? Sünnet olan bu aleyhissalatü vesselam. Nebi aleyhissalatü vesselam bayram namazından önce bir şeyler yiyip
rivayetlerde geldiği üzere ne yapıyor? Gidiyor. Niye? Çünkü bir ibadetten çıkmışsın, artık bu ibadet neye dönüşmesin? İbadet, ibadet bir adet haline dönüşmesin. Normal bir şeye gelmesin. Mesela ne yapıyoruz? Ramazan ayı gelmeden bir gün ve iki gün önce Ramazan'ı karşılama adına oruç tutmuyoruz. Yani kesin çizgilerle. Ramazan başladı, ilan edildi, oruca başlıyoruz. Yani böyle yumuşak bir geçiş yapalım derken olayı böyle normal adet haline dönmüyoruz. Bu bir ibadet çünkü, ibadet. İşte diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah, bunun hikmetlerinden bir tanesi de ibadetleri adetlerden ne yapmak? Ayırmak. Farz ibadeti ayrı. Cemaatle kılınması ayrı bir farz ibadeti. Onun bitmesi, ondan sonra zikrin çekilmesi, o namazın ardından kalkılıp gidilip sonra bir daha namaz kılınması. Bunların hepsi bakın ibadet, normal yapılan bir şey yine ibadet. Bunun örnekleri de var bahsettiğimiz gibi. Oruç tutuyoruz. İftarımızı ne yapıyoruz? Acele ediyoruz. Hemen açıyoruz. Normale dönüyoruz hemen. İbadetten çıkıyoruz hemen. Sonra sahurumuzu uzatıyoruz. Yani bunların hepsinde ne var? Bunların temyiz edilmesi, farz ile farz olmayanın, ibadetlerle adetlerin birbirinden ayrılması var. Diyor Şeyhülislam İbn Teymiyye, "Es-sunne en yufsala beynel fardı ve nefli fil cum'ati ve gayriha kema sebete anhu fissahih." Sahihte, yani nerede? İmam Müslim'de. Az önce okuduğumuz hadis. Sabit olduğu üzere cuma ve diğer namazlarda sünnet, farz namazlarla sünnet namazların ne yapılması diyor? Meşrudur. Sünnet olan nedir? Ayrılması. Öğrendik mi arkadaşlar bunu? Maalesef bu da günümüzde yapılan hatalardan bir tanesi. Yapılan başka bir hata, namazdan sonra, kimi yerlerde farz namazlardan sonra yapıyorlar bazı ülkelerde, kimi yerlerde de bizim ülkemizde, en son namaz bittikten sonra toplu bir şekilde cemaatle ne yapılması? Toplu bir şekilde cemaatle zikir çekilmesi, tesbihatı toplu bir şekilde yapmaları. Arkadan müezzin başlıyor. Allahümme entesselam ve minkesselam, değil mi? Koro şeklinde cemaate tesbih çektiriyor. Bu da yanlış davranışlardan bir tanesi. Bir ilim ehlinin bu konuda güzel bir sözü var. Yani bu topluca tesbih çekmeyi dinden sayanlara, meşru görenlere ilzam ediyor. Diyor ki, şayet diyor, bizler diyor insanları tek yapılan ve tek yapılmaya alışılır gelen ve peygamberden bu şekilde nakrolan bir ibadeti cemaatle yapmaya davet etsek, bu cemaatle zikir çeken insanlar ilk karşı çıkan insanlar olurlar. Anladık mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri tek yapıla gelen, yani ne gibi, şimdi söyleyeceğim onu da, tek yapıla gelen, peygamberimizin tek başına yaptığı, ashabının tek başına yaptığı ve bugüne kadar da fıkıh kitaplarında ve insanların dini yaşantılarında da tek yapılan, bireysel olarak yapılan bir ibadetin cemaatle yapılmasına çağırsak, ilk karşı çıkacak olanlar kimler olur? Bu cemaati namazdan sonra tesbihatı cemaatle çekenler olur. Örnek, tahiyyetul mescid namazı. Ne demek tahiyyetul mescid namazı? İki rekat mescide girdiğin zaman selamlama namazı. Herhangi mescide girdiğin zaman oturmadan önce peygamberimiz ne diyor? اِذَا دَخَلَ اَحْدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسَنَّ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ Sizden birisi camiye girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kıl. Bizler biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında, ondan sonra gelen sahabeler zamanında ve bugüne dek bu namaz nasıl kılınır? Münferit olarak, tek başına kılınır. Daha fazla sevap
alma adına, daha fazla ecir alma adına cemaatle kılsak olur mu? Cemaatle kılsak bunu, cemaatle olsun, tanyetül mescid niyet ettik, niyet ettik, böyle insanlar yapıyor ya, onlara desek böyle olur mu? Derler ki olmaz. E peki bu nasıl oluyor? Biz çünkü atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Evet, biz de biliyoruz. Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı zamanında herkes tesbihini kendisi çekiyordu ama bir sistem olsun, bir düzen olsun diye bizim atalarımız bunu getirmiş koymuşlar. Ne zararı var kardeşim? Diyenlere söylenecek en güzel söz. Hadi o zaman tahiyyetül mescidi. Hadi o zaman namazların sünnetlerini, ikindi, öğleyi ne yapalım? Cemaatle kılalım. Sistemse sistem. Herkes ayrı ayrı kılıyor. Birisi orada kılıyor, birisi orada kılıyor. Birisi kamet gerekirken yetiştirememiş. Birisi önce kılmış, oturmuş. Sizin mantığınıza göre camiye giren insan gözüne batacak bir farklılık. Çünkü siz tesbih çekerken herkesin ayrı bir şekilde çekmesini ne olarak görüyorsunuz? Bir dağınıklık, bir kargaşa. Halbuki bir tane mikrofonu eline alan müezzin tek bir komutla Subhanallah, Elhamdülillah diye çektiği zaman bak işte diyor kardeşim ne güzel bir ahenk var, tek bir. E burada niye olmuyor? Her bidatta olduğu gibi arkadaşlar, bir insan bidatleri görerek büyürse onu dinden zanneder. Onun dışındaki bidatleri görmediyse, toplum yaşadığı toplumda öyle bir şey yoksa onu da inkar eder. Der, peygamber böyle yapmamış kardeşim. Burada anlıyoruz ki sünnet olan farzdan sonra insanın kendisinin oturup ne yapması? Tesbihini çekmesi. İlim ehli diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam tesbihini çekerken kimi zaman sesli çekerdi. Bunun illeti ise diyorlar talim, eğitim amaçlı. Yani öğretmek için. Ama normalde diyorlar zikirde asıl olan nedir? Hafif. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme enteselam, enteselam, tebarek ve yagel celali vel ikram. La ilahe illallah vahdahu la şerike lehlehu'l mulku ve lehamdu ve ala kulli şeyin kadir. Tamam. Allahümme la mani lima a'tayt ve la muhti lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. La ilahe illallah muhlesine lehu d-din ve lev kerel kafirun. Bu, tabi peygamberden varit olan zikirler bunlar. Baktın kimse bilmiyor etrafında, sesli söyle. Ki onlar senden öğrensinler. Ama baktın ki insanlar öğrenmişler, biliyorlar. O zaman sessiz söyle. Diyor ki İbnül Kayyim rahimahullah وَأَمَّا الدُّعَى بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَوْ الْمَأْمُومِينَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلَكَ مِنْ هَدِيهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ aslan. Kıbleye doğru dönerek imamın ya da cemaatin ellerini açması namazdan sonra bu şekilde dua etmesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden değildi. Böyle bir şey yapmadı Aleyhisselatü Vesselam. وَلَا رُوِيَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْ وَلَا حَسَنٍ. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığı ne sahih bir rivayette ne de hasen bir rivayette mevcuttur. وَلَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ. Ne o ne de halifelerinden bir tanesi namazdan sonra böyle bir şey yapmış. وَلَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ أُمَّتَهُ. Ve ümmetini de ne yapmamış? Bu yola teşvik etmemiş. وَإِنَّمَا وَاِسْتِحْسَانٌ رَآهُ مَنْ رَآهُ اَوَدًا مِنَ السُنَّةِ. Bu diyor, birilerinin sünnetin yerine koyduğu ve hoş gördüğü bir davranıştır. Yoksa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in günde 5 defa kıldığı bu ibadette böyle bir davranış yoktur. Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah diyor ki, konuyla alakalı fetvalarında لَمْ يَصِحْ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَعْدَ صَلَاتِ الْفَرِيضَةِ وَلَمْ يَصِحْ ذَٰلِكْ اَيْدًا عَنِ اَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Bakın birisi İbn-i Kayyim rahimahullah, birisi Abdülaziz bin Bas. Aralarında yaklaşık 700-800 sene var. Ama sanki az önce odada berabermişler, anlaşmışlar, ittifak etmişler, konuşmuşlar, dışarı çıkıp beyan veriyorlar gibi. Arada 800 sene var. Bu şekildedir arkadaşlar. Sünnete sahip olan, sünnete bağlanan insanların sözleri ayrılığa düşmez. Diyor ki ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan ne de onun ashabından farz namazlardan sonra ellerini açıp dua ettikleri ne değildir? Sahih bir şekilde bizlere nakil olmamıştır.
فَمَا يَفَعْلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ رَفْعِ اَيْدِيهِمْ بَعْدَ صَلَاتِ الْفَرِيدَ بِدَعْتٌ لَا أَصْلَى لَهَا. Bazı insanların namazdan sonra, farzdan sonra, ya bizim memleketimizde insanların tesbihattan sonra hep beraber ellerini açıp dua etmeleri بِدَعْتٌ لَا أَصْلَى لَهَا bidattir. Bunun dinde aslı. Çünkü arkadaşlar namazın manası es-salah. Manası zaten dua. Sen Rabbine münacat ediyorsun. Rabbine yalvarıyorsun, yakarıyorsun, sesleniyorsun. Nerede? Namaz içindeyken. Bir ittisal, irtibat halindesin. Dua edeceğin yer namazın içi olması lazım, dışı değil. Ve aleyhissalatü vesselamın sünnetinde de bu var. Sizlerden birisi diyor, selam vermeden önce dört şeyden Allah'a sığınsın. Aleyhissalatü vesselam secdesinde dua ediyor. Duanın yeri namazın içi. Ama selam verdikten sonra Esselamu Aleykum ve Rahmetullah dedikten sonra senin artık namazın ne oluyor? Bitiyor, kapanıyor. Artık o andan itibaren dünya kelamı konuşabilirsin. Ama namazın içinde dünya kelamı konuşamazsın. O zaman duanın yeri neresi olmalı? Yani maalesef bu bidat insanları öyle bir hale getirdi ki dua etmeyi unuttular namazlar içinde. Nasıl olsa tek komuttan müezzin efendi bizlere ne yaptırıyor? Dua ettiriyor. Bir de ardından en sonundan bir hurmetil Fatiha. Fatiha'nın hürmetine diye bir şeyler daha ekleyerek, dinde olmayan şeyler ekleyerek kapanışı yapıp kurdeleyi kesiyor. Ama herkes elinde şöyle birkaç dua kitabı alıp acaba rükuda şu peygamberimiz ne demiş? Selamdan önce ne demiş diye Rabbine kendi yalvarıp yakarsa namazından tat lezzet alır. Evet. Bu konular bugünkü değineceğimiz konular olsun. Tesbihatla alakalı yapılan hatalara inşallah önümüzdeki hafta yapacağımız dersimizde değinelim. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlar varsa onları ders bitirince alabiliriz. Evet, önce buradaki kardeşlerimizin sorusunu alalım. Ders henüz bitmedi arkadaşlar. Evet, Mehmet. Konuşmaya zikir girer mi dua dediniz ya? Ya konuşması gerekir ya da oradan ayrılması gerekir. İlim ehli yani zikirini çektikten sonra yapabilir diyor. Kılabilir, nafile kılabilir. Zikirini çektiyse, evet. Evet. Hocam namazdan sonra el verdikten sonra Allah kabul etsin diyenlere ne diyebiliriz? Sabahtan beri biz ne anlattık? Dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı ve az önce de nakletmiş olduğumuz ilim ehli ne diyorlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir uygulama yok. Namaza bağlı olarak. Namazla ilgili olarak. Tekabbelallah. Ha, öyle bize el uzatanlara açıklamak lazım. Kardeş bak sünnette böyle bir davranış yok. Tokalaşmanın yeri Müslümanın Müslümanla ilk karşılaştığı andır. Evet, bana namazdan sonra karşılaşırsan tekrar selam verebilirsin ama beni bekleyip benimle tokalaşmak için sıraya gelip Allah kabul etsin demek için beklemen bidattir. Bunun dinde bir aslı yoktur. Evet. Namazdan sonra toplu tesbih çekmek ne zaman başladığı belli mi? Vallahi ben bilmiyorum ne zaman başladı. Bizim memleketimizde atalarımıza nispet ediyoruz. Yani duyumlara değil, bunun bir tarih araştırmasını, kronolojik araştırmasını yapmadık. Ama ilim ehli Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabının, Hulefai Raşid'in böyle bir şey yaptığını bize nakletmiyor. Evet. Bir hadiste biz namazın bittiğini tekbir seslerinden anlardık diyor. Evet. İbn Abbas hadisi. Peygamberin namazının bittiğini. Ya yani bu hadisin şerhini biz daha önce yapmıştık hatırlayan arkadaşlar belki. Yani bazı ilim ehli bundan hareketle diyor ki selam verdikten sonra imam Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah dedikten sonra Allahu Ekber der. Diyor İbn Abbas peygamberin namazının bittiğini biz bundan anlardık diyor. Bazı ilim ehli diyor ki buradaki tekbirin maksadı namazdan sonra yapılan tesbihat. Şimdi biz de bak o zikirlere ne diyoruz biz Türkçe'de? Yani onun adı eskar, zikirler. Ama ne isim vermişiz ona biz? Tesbihat. Ne demek tesbih?
Tesbihat, Subhanallah demek. Şimdi tesbihat dendiği zaman, tesbih dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Subhanallah mı geliyor yoksa? Hayır, onu kastetmiyorum. Yani tesbih dendiği zaman, namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber geliyor. Aynı şekilde İlim Ali diyor ki, Peygamberin namazının bittiğini Allahu Ekber, tekbirle yani anlardık. Yani namazdan sonraki zikirler. Yani bu hadisten şu anlaşılmasın. Hep beraber bütün cemaat topluca ne yapardı? Zikir çekerdi olarak değil. Evet. Yani o gelen seslere diyor toplu zikire delil olmaz. Olur hayır, delil olmaz. Yani çünkü dedik ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Peygamberin namazının bittiğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerine ne dedik? Tesbihatını sesli çekiyordu. Niye? Öğretmek için. Evet. Başka sorusu olan? Hocam. Evet. Yani öğün namazını kıldığımız zaman da yani ikimiz beraber kıldığımızda farzdan sonra yani tesbih sağlamak gerekiyor. Yoksa da yani evet, farzdan sonra tesbihimizi çekiyoruz. Ama tek başına da öyle mi yoksa? Tek başımıza da öyle, cemaatle de öyle. Farz namazdan sonra oturacağız, tesbih çekeceğiz. Sonra kalkıp sünneti kılacağız. Evet, Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.